Ve Ali Rıza Hocam'la programımızın başında da söyledik de birçok hastalığımızı da unuttuk gibi sanki. Evet. Yani evet, unutturdu bu durum. Biz de yani çoğu şeyi unuttuk. Bununla ilgileniyoruz. Biz de başhekim olarak olsun, şey olarak, bütün doktorlar olarak işte devletle beraber ilişkilerimizi daha sıkı tutarak bu işin üzerine gidiyoruz. Ama tabii kalp hastalığı bitmiyor. Yine de bizim arada kalp ameliyatlarımız oluyor. Kalp hastalığı önemli bir hastalık grubu biliyorsunuz. Özellikle kalp krizleri, işte felçler, yani kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan problemler dünyanın belki de en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi hala. Belki birinci sırasında o, belki kanserle belki başa baş gibi ama hala çok önemli bir problem, sağlık problemi. Hocam tabii sosyal medya olsun, işte farklı basın mecraları olsun, o kadar çok bilgi kirliliği var ki. O evet. kadar çok farklı farklı bilgilerle karşılaşıyoruz ki işte bu koronavirüsüyle alakalı dahi çok farklı yanlış bilgiler inandırabiliyor bizi. Sabah bir haberde gördüm hocam. Kişi sıra nöbeti geçiriyor ve hiç kimse ona yaklaşmıyor. Koronavirüs mü oldu acaba? Yani koronavirüsün sarayına çok bilgisi yok aslında. Yani hiç alakası olmayan bir şey ama kişi orada kriz geçiriyor, nöbet geçiriyor. Hiç kimse yardımcı olmuyor da herkes böyle şaşkınlıkla bakıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yanından geçiyorlar. Yani biraz ya işte bu bir bilinçsizlikle ilgili evet. tabii. Yani o konuda işte insanları bilinçlendirmekte fayda var. Şimdi yani bir kalp hastalığı aslında şimdi hani biz bir kalp sağlığını konuşurken aslında bu koronavirüsü evet. de aslında hani işin içine katabiliriz belki. Şöyle katabiliriz. Kalp hastalığı çünkü biz diyoruz ki nasıl, kimler en çok risk altında dedik. Neyse yaşlı hastalar. Şimdi yaşa tabii yapacak bir şey yok. Yaş gittikçe ilerliyor. Ama mesela ne dedik? İlave hastalıklar. Şeker, tansiyon, kalp hastalığı dedik. Evet. Değil mi? Olanlar daha risk altındalar. Bu ne demek? Demek ki şeker, tansiyon bunlar ve şeker ve tansiyon ciddi bir sağlık problemi. Evet. Yani bu hani korona olmasa bile yani koronayı hadi katmayalım. Bunlar son derece ciddi sağlık problemleri. Yani direncinizi düşürüyor. Sadece direnç değil. İlave hastalıkları artırıyor. Böbrekleri bozuyor, akciğerleri bozuyor, bütün damarları bozuyor. Birçok hastalığın habercisi olarak size sinyal veriyor. Çok çok inanılmaz. Yani bir şeker hastalığı demek bütün sistemlerin etkilenmesi demek. Bütün organların etkilenmesi demek. Bütün damarların etkilenmesi demek. Yani, yani şeker hastalığı bile tek başlı başına ciddi bir sorun. Koronavirüste mesela belli bir yaşın üstesinde ve şeker hastalığı varsa bu daha böyle ölümcül seyredebiliyor. Daha hızlı gelişiyor. Daha hızlı, daha ağır seyrediyor. Onun için demek ki yani bu şeyler de önemli. Mesela kanser diyorsun, ölüm sebeplerinden bir tanesi. Kanserin de işte bu kiloyla, obeziteyle falan ilişkisi var. Yani dolayısıyla şeker ve tansiyonla da ilişkisi var. Onun için mümkün olduğu kadar bizim bu kalp sağlığına ait vereceğimiz bu sağlık bilgileri bütün diğer hastalıklar için de son derece faydalı. Yani biz diyoruz ki mesela kilo almayın diyoruz. Düzenli spor yapın diyoruz. Değil mi? Evet. İşte göbek olmasın, fit olun, sağlıklı beslenin diyoruz değil mi? Bunu yapan bir insan belki 70 yaşında olsa koronavirüsle karşılaştığı zaman onun riski daha düşük olacak. Daha düşük olacak. Yani kansere yakalanma riski daha düşük olacak. İşte kalp hastalığına yakalanma riski keza zaten çok çok düşük olacak. Yani aslında bu biraz da bizim kendi sağlığımız... Bizim direncimizle alakalı diyebilir miyiz hocam? Ya, siz kendinizi ne kadar korursanız, hastalıklardan ne kadar korursanız, dediniz ya siz kendinize ne kadar dikkat ederseniz, evet. kaliteli yaşarsanız o kadar basit aslında yani çok zor değil ama genel bir problem var. Yani özellikle işte beslenme evet. konusunda ve işte spor aktivite konusunda genel olarak çağımızın bir problemi var. İşte şeker kullanımı son derece artmış durumda. Yapay şeker kullanımı. İşte ekmek kullanımı, tüketimi özellikle Türk insanında evet. çok daha hala çok daha yaygın. Çok yaygın. Hala işte göbekli insanlarımız, kilolu insanlarımız hala çok fazla. Yani alkol kullanımımız belki biraz daha az gibi ama yine de çok
az değil. Yine alkol tüketim de fazla. Yani bunlar sigarayı zaten hiç konuşmaya gerek yok. Sigara hala Türk insanın çok ciddi bir problemi. Hala çok yaygın. Gençlerde de ileriki yaşlarda insanlar da hala çok yaygın olarak sigara kullanımı devam ediyor. Bu da hem vücut direncini düşürüyor hem de ilave hastalıkları artırarak işte KOAH dediğimiz hastalıkları artırarak, damar tıkanıklarını artırarak, kanser riskini artırarak, immün sistemini de azaltarak hem bu koronavirüsün daha ölümcül olmasına sebep oluyor hem de işte kalp hastalıkları ve kanserlerin oluşumunu etkiliyor. Yani aslında burada şu söylediğimiz gibi sigara ve şeker hastalığı ikisi hem kalp yönünden hem diğer işte kanserler yönünden hem de işte bu tür enfeksiyonlar yönünden ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani bizim çok en çok mücadele etmemiz gereken ana iki konu, birincisi tütün kullanımı, ikincisi obezite ve işte beraberinde gelişen diyabet hastalığı. Yani bunlarla muhakkak ciddi bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bütün devletin, bütün insanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Yani çok kilo almayacağız. Ne yapacağız, edeceğiz? Kilo almayacağız. Göbeğimiz olmayacak. Göbek bel çevremiz kalınlaşmayacak. Erkek bayan hiç fark etmiyor. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. Çünkü hastalık erkek bayan ya da genç yaşlı hiç fark etmiyor. Evet. Bu çünkü özellikle belirli bir yaştan sonra bu göbek demek yani bu bel çevresini özellikle üzerine duruyoruz. Çünkü bu oradaki göbek demek o karın içindeki organlarda yağlanma demek. Yağ olduğu zaman göbek olur. Bu aynı zamanda karaciğerde de yağlanma demek. Karaciğerde yağlanma olduğu zaman da işte bütün hastalıkları, bu şeker hastalığının, tansiyon hastalığının, kolesterol yüksekliğinin, bu damar tıkanıklarının bütün her şeyi başlangıcı orası. Onun için son derece önemli. Yani hani biz kalp sağlığı açısından konuştuğumuz zaman insanlara hani bir mesaj vereceğimiz zaman söyleyeceğim benim en önemli iki tane şey yani. Tütün ve sigara kullanımdan uzak durun, kilo almayın. Evet. Yani kilo almamanın sırrı da zaten biliyorsunuz işte düzenli evet. Spor yapma alışkanlığını geliştirmek, hayat tarzını geliştirmek, işte yemek yeme alışkanlıklarını, ekmek yeme alışkanlığını geliştirmek, şeker kullanımını son derece minimize etmek, azaltmak, alkol kullanımını azaltmak. Yani bunlar son derece sağlık problemleri ve kalbi ve sadece kalple değil bak yine ısrarla söylüyorum. İşte kanserden tutun, işte bu enfeksiyon hastalıklarından tutun, hepsinde son derece önemli. Evet, iki önemli noktaya temas etti Ali Rıza Hocam, sevgili izleyenlerimiz. Sigaradan ve tütün kullanımını hayatımızdan çıkartıyoruz ve kilo, en önemlisi kilo dedik. Kilomuzu evet, kilo almıyoruz, göbek olmuyor. Evet, her göbek derler olacak. İşte bizim Türk erkekleri diyor işte göbeksiz erkek olmaz bilmem ne falan. Yani bunlar artık şey değil. Yani ben görüyorum özellikle belli bir yaşın üstünde, özellikle bayanlarımız mesela, kadınlarımız belli bir yaşın üstünde çok kilo alıyorlar maalesef. Ve hepsinde şeker hastalığı çıkıyor ve bakıyorsun hepsinde tansiyon hastalığı çıkıyor ve bakıyorsun hepsinde kolesterol yüksekliği çıkıyor. Bakıyorsun üstte kalp krizleri, işte damar tıkanıkları, felçler. Yani peş peşe çok hızlı bir şekilde artıyor. Kanser riski keza artıyor. Yani ısrarla söylüyorum yani. Israrla evet. Söylüyorum. Kilo konusunda son derece maalesef dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yani bunun da yolu işte dengeli beslenme. Dengeli beslenmeden kastımız da benim en çok üzerine durduğum şey ekmek ve şekerden mümkün olduğu kadar uzak durun. Onun dışında sebzelerden et, balık, tavuk istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Sütlü ürünleri yiyebilirsiniz. Baklagiller yiyebilirsiniz. Sebzelerden istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yani, vücut direncini güçlendirecek gıdalar tüketmemiz gerekiyor. İşte mevsimin meyve sebzelerini yediğiniz zaman zaten çok rahat, hiç ilave vitamin falan almaya gerek yok. İlave dışarıdan gıda almaya kesinlikle gerek yok. Yani o mevsimin meyvesi, sebzesi neyse onları zaten yersen zaten bağışıklık sistemin zaten güçlü olur. Zaten zayıf olursan bağışıklık sistemin güçlü olur. Evet. Yani şeker hastalığın varsa zaten bağışıklık sistemin azalır. Sigara içersen bağışıklık sistemin azalır. Tansiyon yüksekliğin varsa bağışıklık sistemin azalır. Güzel bir şey söylediniz hocam. Zayıf insan güçlü insandır dediniz. Halbuki bizde de şöyle bir bakış açısı var.
Evet, sanki bu kişi çok zayıf ama işte güçsüz. Hayır, tam tersi. Değil, değil, değil. Bilakis dikkat edin, zayıflar daha, şimdi bakın, dikkat edin, ileride hastalıkları daha azdır, daha uzun yaşarlar, daha aktiftirler, daha mesela şimdi diyelim ki 70 yaşına geldi birisi, işte 100 kilosu var. O kişinin bak, muhakkak şeker hastalığı vardır, tansiyon hastalığı vardır. Muhakkak bel fıtığı hikayesi geçirmiştir. Muhakkak dizlerinde problem vardır. Muhakkak yürümesi kısıtlanmıştır. Yürüyemiyordur. Bak ne kadar şey saydım bak. Evet. 1 kilo yüzünden. O kişi zayıf olsa mesela 100 kilo değil de 60 kilo olsa bu ne diz problemi olacaktı, ne bel problemi olacaktı, ne şeker olacaktı, ne tansiyon olacaktı. Çok da aktif bir şekilde hayatını sürecekti ve ilave hastalıkları çok daha az olacaktı. Çünkü dizler ağır bir vücudu kesinlikle taşımaktansa tabii, zayıf bir vücudu taşımayı tercih eder. Yani benim düşün işte ben 70 kiloyum, işte 100 kilo demek ne demek? Ben sırtıma 30 kiloluk bir şey verin çuval, ben her gün 30 kiloyla gezeyim, dolaşayım, yürüyeyim. Ona ne bel dayanır ne diz dayanır. Değil mi yani? Bu kadar basit aslında. Yani iş bu kadar basit. Aslında çok zor değil. Yani hani bizim hani biz bu kadar program yapıyoruz, işte sağlık programı yapıyoruz, evet. İşte kalp hastalıklarını konuşuyoruz, kanserleri konuşuyoruz, bu enfeksiyonları konuşuyoruz. Bunların hepsinde ne kadar konuştuğumuzu konuşarım. Bu dediğimiz bu faktörleri eğer yapmıyorsak hepsi boş. Yani sigara içiyorsan, kilon varsa, şekerin ve tansiyonun varsa geçmiş olsun. Kendimize dikkat etmenin en önemli iki püf noktası. Evet. Kilodan uzak duracağız ve sigara evet. Kullanımını hayatımızdan evet. Çıkartacağız. Evet. Yani kilodan uzak durmanın da yolları. Evet. Şekerli şeylerden mikrobu kadar uzak duracağız. Daha doğal besleneceğiz. Çünkü şeker dediğimiz doğal besin değildi şeker. Tek doğal şeker olan baldır. Balın dışındaki şekerlerin hiçbirisi doğal değildi. Çoğu mısır şeker şurubundan elde edilmiş son derece sağlıksız. Şeker kanser riskini de artırıyor. Kesinlikle diyordum ya tabii. Tabii. Bir kanser hücresi biz normal bir hücreye göre şekeri 200 kat daha fazla kullanıyor. Yani kanser hücreleri şekeri çok seviyor. Çok iyi kullanıyorlar onu. Yani biz şekerimiz yüksek olduğu zaman şekeri yiyiz değil mi? Kanser hücrelerini de besliyoruz aynı zamanda. Evet. Şekeri hayatımızdan yani çıkartıyoruz çünkü kanserin tek sevdiği şeylerden birisi de şeker. Evet. Yani bunu işte belki bazı kişiler rahatsız olabilir hani bu söylediklerinden falan ama ben yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ama sağlığınızın evet, içinde sağlık önemli. Önemli evet, bilgiler evet, vermek evet. Zorundayız. Siz evet, de önemli evet. Bilgileri çok da güzel veriyorsunuz Ali Rizam Hocam. Evet Ali Rizam Hocam, dedik işte koronavirüsüyle kalp hastalıklarını ilişkilendirdiğimiz zaman kalp hastası olanlar nasıl dikkat edecekler kendilerine? Yani işte amaç birinci şey kalp hastasıysan, 51 yaşın üstündeysen bu hastalığa yakalanmamaya çalışacaksın. Temel şey bu. Çünkü bunun tedavisi yok. Aşısı yok. Yani yapılan şu andaki tedaviler, aşılar daha daha kesinleşmiş bir şey yok. Ülkemizde dünyada da daha yaygın, daha kullanımı falan yok. Bu ta yaz sonunu falan ancak bulur. Bu aşı çıksa bile işte belirli bir ilaç hani bulunsa bile falan. Şu anda kullanılan ilaçlar hepsi böyle tahmini ilaçlar, deneysel ilaçlar. Daha önceki koronavirüs, diğer koronavirüs, MERS ve SARS ve MERS'teki ilaçların hani daha faydalı olacağı düşünülerek bir takım ilaçlar falan deniyor ama daha kesin bir şey yok. Yok. Onun için tek şey ne yapacaksın edeceğim, bulaştırmayacaksın. Yani onun için diyoruz izolasyonlar çok önemli. İşte evden çıkmayın, oraya gitmeyin, buraya gitmeyin. Özellikle risk altındakiler, yaşlılar, mesela gençler çok dikkat etsinler. Evinde yaşlı birisi varsa oraya buraya gitmesinler. Kendilerine bir şey olmuyor ama evdekilerini bulaştırıyorlar yani. Dedesini bulaştırıyor, ninesini bulaştırıyor ya da annesini babasını çünkü bulaştırıyor. Yaşlılar daha çok etkileniyor. Kesinlikle. Olursa. Kesinlikle çok daha risk altındalar. Çünkü bu biraz daha dediğim gibi bu biraz immün sistemi biraz hafif zayıflamış kişilerde daha vücut direnci düşük olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Yani tekrar ısrarla söylüyorum evden mümkün olduğu kadar çıkılmasın.